Değerli dostlar merhaba. Yeni bir yol sohbeti videosuyla sizinleyim. Bugün kısaca geri bildirimden bahsetmek istiyorum. İletişim uzmanları geri bildirim için sürecin yol haritası derler. Çünkü nasıl ki bir seyahate çıkarız, güzergahımızı belirleriz, ulaşacağımız hedefle ilgili en güvenli, belki bazen en kestirme yolları seçmeye çalışırız. Aynı şekilde iletişimde de aslında bu ve benzeri davranışları sergiliyoruz farkında ya da farkında olmadan. Yol boyunca hiç beklemediğimiz, hazır olmadığımız bir takım durumlarla karşılaşıp güzergahı biraz değiştirebiliyoruz. Gerekli olduğunu düşündüğümüz zaman mola veriyoruz. Belki de beklediğimiz yerden biraz daha önce mola veriyoruz. Mola sırasında üzerinde seyahat ettiğimiz aracın ihtiyacı varsa bakımını yapıyoruz. Yakıt alıyoruz. Belki gereklilik arz ettiğine inandıysak taşıtı tamamen değiştirip yeni bir taşıtla yolculuğa devam ediyoruz. İşte iletişim süreçlerinde bizler bu ve benzeri durumları yaşıyoruz. İşte geri bildirim dediğimizde aslında biz insanların iletişime dahil olduğumuz, belki bilerek bilmeyerek aynı ortamı paylaştığımız kişilerin sözlü, yazılı, bazen sözsüz, beden dillerine yansıyan, ses tonlarına yansıyan, sözcük seçimlerine, cümlelerine yansıyan verilerin deşifresi şeklinde tanımlayabiliriz. Yani geri bildirim tam bir mesaj alışverişi ve bu mesajlarla yolculuğun taraflarca çok daha güvenli, sürdürme niyetini muhafaza eden hale gelmiş. İletişim başlı başına duruşumuzla, oturma şeklimizle, ses tonundaki tercihlerimiz ve vurgumuzla, sözcük seçimlerimizle oldukça önemli bir süreçtir. Ve bizimle iletişime profesyonel ya da sosyal gereklerle girmiş olan insanlar kendi niyetlerini ifade ederken o niyetlerine uygun bir güzergahta yolculuk yapmak ve yol arkadaşlığı yaptığı diğer taraf dediğimiz iletişimin tarafına da güvenmek ister. Onu anlamak ister. İletişimdeki en önemli hususlardan birisi kişinin kendisini anlatma ihtiyacı, anlaşılmasını dair verileri toplaması ve iletişimde olduğu insanı da ya da insanları da anlamasıdır. Bunlara dair herhangi bir bariyer olduğunda, engel olduğunda kişi iletişimi engellendiği için huzursuzlanır, gerilebilir ve bu huysuzluk ya da asabiyet olarak veya sık hata yapmak, dil sürçmesi gibi ya da beden dilinde anlamsız göstergeler gibi dışa yansıyabilir. Öyleyse nasıl ki seyahat ederken çok dikkatliyiz, önümüzdeki insanlar sinyal verdiklerinde onlara bakarak niyetlerini anlıyoruz. İkili iletişimde de profesyonel ya da sosyal hiç fark etmeksizin iletişime dahil olduğumuz insanların sinyallerini doğru şekilde anlayabilmeli, onlara da doğru sinyaller göndermeliyiz ki eğer şerit değiştireceksek az önce yaptığım gibi sinyali verip arkada araç varsa aracı sürücüsünün bunu anlamasına yardım etmeliyiz. İşte bu hem bizi hem de kanala, yola dahil olmuş insanların tamamını güvende kılacaktır. Öyleyse güvenli bir iletişim için, huzur için, başarı için, etki için geri bildirim malzemelerimizin yerinde olması ve güçlü şekilde de kullanılabiliyor olması lazım. Geri bildirim ustaları aslen iletişimin de ustasıdır. O yüzden biz iletişim ustalarından bahsederken yol haritasına hakim insanları aslında öne sürüyoruz. Bu da az önce bahsettiğimiz becerilerle ancak mümkün. İnsan tanıma yöntemleri bu doğrultuda bize ciddi avantajlar sağlar. İnsanların genel çerçevelerini, hayat algılarını, o sıradaki dalgalanma yaşadığındaki duygu düşünce süreçlerini anlamamızı sağlar. O mesajları daha isabetli, daha sağlıklı şekilde analiz ederek sürece profesyonelce müdahale etmemize imkan tanır.
sağlıklı iletişimler diyorum. Huzurla kalın dostlar. Hoşça kalın.